Merhaba, ben Esin Kocakuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere sohbet videosu çekiyorum. Sohbetin içeriği ise dikişe nasıl başladım. Dikişe nasıl başladım? Dikişe babamın mesleği sayesinde aslında adım attım. Çocukluğumdan beri babam her zaman kalıp öğrenmemi, kalıbı çıkartmayı öğrenmemi desem daha doğru olur. Kalıbı çıkartmayı öğrenmemi isterdi. Ben de her zaman hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Kalıp mı? Hayır, kalıpçı olmak istemiyorum gibi tepkiler verirdim. Bunlar benim ortaokul dönemlerime denk geliyor. Hiçbir zaman dikişle ilgili herhangi bir ilgim olmadı. Ta ki babam Bursa'da iş yeri açana kadar. Babam Bursa'da iş yeri açtı, başına beni koydu. Hiç bilmediğim makinelerin başına oturdum ve deneye yanına makinaları öğrendim. Bu süre zarfı 3 ay kadar sürdü. 3 ay sonra İzmir'e geri döndüm. Yeni bir iş yeri açtık ve bu iş yerinin başına tekrar ben geçtim. Tekstil için üretilen, kesilen standart kalıplar var. Bu standart kalıplar üzerinde belli başlı işleri yapıyordum. Nedir? Omuz çatmak. Omuz çatmak. Yani 1000 tane iş geliyor önünüze. 1000 tane kıyafetin sadece omuz kısmını dikiyorsunuz. Bu benim elimin gerçek anlamda hem makineye alışmasını hem de dikişe olan adaptasyonu sağlamamda çok büyük etken parça oldu. Yalnız bu süre zarfı içinde ben kendi için herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece standart olan ürünler önüme geliyor. Standart ürünleri dikiyorum. Benim işim bitmiş oluyor. Bu dönem içinde kapanmaya karar verdim ve kıştan çıkıp yaza girdiğimiz bir dönemdi. Bizim akraba çevremiz o kadar fazla ki her hafta sonu düğünler oluyor ve dolayısıyla genç kızların verdiği istekle her düğünde farklı kıyafet giymeyi istiyorsunuz. Farklı kıyafetler giyinme fikri farklı arayışlara sevk ediyor. Yalnız o dönemde yeni kapandığım için ve 12 sene öncesinden bahsediyorum. Şu anki gibi giyim alanı da yaygın değil tesettür anlamında. Sürekli arayış içindeyim ve bir şey bulamıyorum. En sonunda şeye karar verdim. Ha, ben dikebilir miyim acaba kendi kıyafetlerimi? Dikebilir miyim? Neden olmasın? O kadar şey dikiyorum, başarıyorum, çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Ha, denemeliyim falan diye düşündüm. Hafta sonu düğünler geliyor. Dikmek için vaktim de yok. Tam düğüne gitmeden önce hemen bir kumaş çıkarıyoruz. Annemden fikir alıyorum nasıl yapabilirim falan diye. Annem yardımcı oluyor. Baktım böyle böyle dikmeye başladım. Güzel şeyler çıkıyor ortaya. Giyinip gidiyorum. Dikiyorum, giyinip gidiyorum falan. En sonunda babamın bana kalıp öğrenmek için zorladığı dönemler aklıma geldi. Aa dedim, babam böyle şeyler söylüyordu bana. Acaba dedim gerçekten gidip bir şeyler öğrenebilir miyim? Kendime bir şeyler katabilir miyim? Kurs araştırmaya başladım. Sonra modelistik eğitimi veren okulların olduğunu öğrendim. Tabii internet de o zaman bu kadar gelişmiş değil yani. Her şeyi bulamıyorsunuz internette. Arıyorum ama kendime uygun modelistik diye girdiğimde 2 ya da 3 şey çıkıyor. Onun devamıyla ilgili hiçbir şey yok. Neyse en sonunda bir modelistik eğitimi veren okul buldum. Kayıt oldum. Çok güzel bir dönemdi. Çok zor ve zaman anlamında çok kısıtlı olduğum, aslında sıkıştığım bir dönem olmasına rağmen çok zevkle tamamladım bu okulu. Bittikten sonra çok fazla kalıp çıkarmadım aslında ben. Yani şöyle ki ben kalıp çıkarmaktan haz etmiyorum. Daha doğrusu sabırsız bir insanım. Kalıp çıkarmaya tahammülüm yok. Zaten şöyle ki standart kalıplar, yani atıyorum standart da olmasa kendi vücut ölçülerinize göre ölçüleri alıp çıkarabilirsiniz kalıplarınızda. Fakat ben bunları tahammül edemiyorum. Yani incik cincik alacağım işte tek tek şu santim bu santim işaretleyeceğim, milim oynamayacak falan falan. Bana böyle afaganlar falan basıyor. En sonunda şeye karar verdim. Ya ben kendi kıyafetlerimin üzerinden çizerek kalıp olarak kullanabilirim. Daha güzel olur gibi geldi. Yani daha pratik olur. Her işimde daha kolaylık arıyorum. Çünkü tekstilde öyle bir şey ki çok hızlı hareket etmeniz ve seri hareket etmeniz gerekiyor ki sonuçları çabuk alasınız. Belki de onun verdiği etkiyle kendi kıyafetlerimde de sabırlı olan bir insan olmadım. Hemen öyle hazır hazır olsun, daha basit olsun, çizeyim hemen ortaya bir şey çıksın falan derken zaten elim o kadar alışmaya başladı ki artık yapa yapa hiç kendi kıyafetlerimi koymasam dahi şöyle karalamalarla
kumaşın üstüne yaptığım karalamalarla hemen basit olan modelleri rahatlıkla kesip dikime hazırlayabiliyordum. Sonrasında burada dergilerle karşılaştım. Burada dergiler içerisinde tüm kalıp bedenlerini bir arada içeren istediğiniz bedeni çıkarıp oradan farklı bir kalıp kağıdına aktararak kullanabileceğiniz hazır kalıpların hepsini içeriyor. Ama benim zaten kalıp çıkarmaya tahammülüm, sabrım yok. Onu oradan çıkartmaya hiç tahammül edemedim. Neredeyse harita gibi böyle iç içe geçmiş, çoğu yerlerde çizgileri bile kaçırabileceğiniz, bunları kullanabilen, çok rahatlıkla kalıplarını çıkarabilen çok insan var. Ama dediğim gibi ben sabırsızım. Yani sizler bunu kullanabilirsiniz. Hatta burada dergilerin pratik kalıp da sanırım. Pratik kalıp mıydı? Neyse tam hatırlayamadım. Pratik dikiş. Pratik dikiş sayıları da var. Direkt kalıpları olduğu gibi kullanabildiğiniz sayıları. Onları isteyen temin edebilir, çıkarabilir. Dediğim gibi ben çok sabırsız olduğum için bunların hiçbirine tahammül edemedim. Kalıbı nerede kullandım? En güzel aşamasına geldim. Kalıbı ilk nişanlandım bu süre zarfı içinde. Evlenmeye karar verdik. Düğün tarihimiz belli oldu. Acaba gelinliğimi dikebilir miyim dedim. Dikebilir miyim? Neden dikemeyeyim? Gelinlik de sonuçta birileri tarafından dikiliyor. Sonra teyzemin albümleri karıştırırken kendi eliyle ördüğü bir gelinliğe denk geldim. Dantelden tek 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 genç kızlığı boyunca ördüğü harika bir gelinliği vardı. Dedim ki hani teyzem bile çok fazla bu konuyla ilgili bilgisi yokken eliyle dantelden bunu yapabildiyse, dikiş önümdeki kumaşları kesip, yani beceremesem de ziyan ederim çok çok diye düşündüm. Gittik, kumaş alışverişi yaptık, geldik eve. Kız kardeşim için de aynı, benden bir ay sonra da kız kardeşim evlenecek. Kız kardeşimi de kendime uydurdum. İkimiz de gelinlik için kumaşlarımızı aldık, eve geldik. Oturdum, mecburen kalıp çıkarmam gerekiyor. Vücut ölçülerimi aldım. Standart şekilde ne yapmam gerekiyorsa milimi milimine, santimi santimine uyarak kalıbımı çıkarttım. Sonuç? Muhteşem bir gelinlik diktim. Hatta öyle ki kendi elimde tuttuğum çiçekten türbanıma, hatta duvağıma varana kadar hepsini kendim yaptım. Demem o ki dikiş o kadar zor bir şey değil. İstemeniz gerekiyor belki de, bilmiyorum ama ben ne kadar isteksiz de başlamış olsam tesettüre girip kıyafet bulamamamın vermiş olduğu etkiyle belki de. Sonra yaptıkça, gerçekten bir şeyler ürettikçe daha da yapası geliyor insanın. Belki bunun verdiği zevkle, ortaya çıkardığım şeylerin üzerime yakışmasıyla belki de. Ya da yakışmıyordu bilmiyorum ama o an bana çok güzel geliyordu bilmiyorum. Bunların verdiği cesaretle dikişe adım atmış oldum. Benim dikiş maceram, dikişe başlayış hikayem böyleydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.